Mutlu günler sayın seyirciler. Antalya haberlerinin doğru adresine, Kanal V'ye ana habere hepiniz hoş geldiniz. Ana haber öncesinde şimdi özetler. Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip kente 4,5 ayda kendi nüfusu kadar turist geldi. Türkiye Elektromobilite Derneği, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle yasaklanmaya başlanan dizel araçlarla ilgili harekete geçti. Dernek, Türkiye'deki hangi kentte dizel araçların yasaklanmasını istiyor? Muratpaşa Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri çöpten topladıkları malzemelerle 12 günde robot üretti. Oksijenden elde edilen gazın kana karıştırılması sonucu uygulanan tedavi yöntemi yani ozon tedavisinin faydaları saymakla bitmiyor. Antalya'da hangi sağlık kuruluşu ozon tedavisi uyguluyor? 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisinin acı ölümü. 4. sınıf öğrencisi banyo yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk kurtarılamadı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Kanal V ana haberde. Ana haber başlıyor. Sayın seyirciler, bültenimize güzel bir haberle, iç açıcı bir haberle başlıyoruz. Turizmin başkenti Antalya rekor üstüne rekor kuruyor. Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip kentte 4,5 ayda kendi nüfusu kadar turist geldi. Havalimanı verilerine göre ise Antalya'da tüm zamanların Mayıs ayı rekoru kırıldı. Verilere göre sadece 25 Mayıs Cumartesi günü Antalya'ya 76.568 turist geldi. Güney'in incisi Antalya her dönem yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği tatil noktaları arasında yer alıyor. Yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip Antalya'ya 4,5 ayda 178 ülkeden 2 milyon 347.152 turist geldi. Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü Antalya'ya gelen turist sayısını derledi. Yapılan o çalışmaya göre 1 Ocak 15 Mayıs arasında kente gelen turist sayısında geçen yıla göre %24'lük artış yaşandı. Geçen yılın ilk 4,5 ayıyla bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında kente 455.724 daha fazla turist geldi. Turistlerin ülke sıralamasındaysa ilk sırada Rusya yer aldı. Rusya'yı Almanya ve İngiltere takip etti. Antalya'ya gelen Rus turist sayısı geçen yıla göre %30 arttı. 819.406 sayısına ulaştı. İkinci sırada 475.198 turiste Almanya, üçüncü sırada 140.606 turiste İngiltere yer aldı. Onları sırasıyla Hollanda, Ukrayna, Polonya, Litvanya, İsrail, Belçika ve Danimarka izledi. Diğer yandan Mayıs ayı aynı gün rekoru da kırıldı. 25 Mayıs itibariyle Antalya'ya 76.568 turist geldi. Havalimanı verilerine göre 25 Mayıs günü Antalya'ya dış hatlardan 363 uçak iniş yaptı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu bütün zamanların Mayıs ayı günlük turist rekorunun kırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Antalya'da dizel araç kullanımı yasaklansın. Bu fikir Ulaştırma Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde aldığı düşük emisyon bölgeleri oluşturulması yönündeki kararın ardından Türkiye Elektromobilite Derneği tarafından ortaya çıktı. Birçok Avrupa kentinde çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle yasaklanmaya başlanan dizel araçların Antalya'da yasaklanması için mahkemeye başvuracak olan dernek, sadece Antalyalıların temiz, sessiz ve sağlıklı bir şehirde yaşaması için değil, aynı zamanda kent ve ülke imajı için böyle bir adım atmayı planlıyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde aldığı düşük emisyon bölgeleri oluşturması yönündeki kararının ardından farklı kuruluşlardan adımlar gelmeye devam ediyor. Türkiye Elektromobilite Derneği süreci bir adım daha ileriye taşımakta kararlı. Dernek dizel araçların kent merkezlerine girmesinin önlenmesi için mahkemeye gidecek. Bu açılımın temel gerekçesi hava kirliliğinden ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz dizel araçlar azot oksitler ve partiküler madde açısından benzinli araçlara göre çok daha zararlı çevreye. Ve bu nedenden dolayı da
limit değerleri aşılıyor. Dünya Elektrikli Araçlar Birliği İVİ ve Yönetim Kurulu üyesi ve Avrupa Elektromobilite Derneği İVİRİ'nin Türkiye Dernek Başkanı Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu birçok Avrupa şehrinde dizelden vazgeçildiğini aktardı. Stuttgart'ta işte 1 Ocak'tan itibaren başladı. 1 Nisan'dan itibaren kent sakinlerine de geçerli. Köln ve Bonn için 1 Nisan'dan başlamak üzere kararlar alındı, mahkeme kararları. Ancak yerel yönetimlerin bazı itirazları var. Ondan dolayı süreç uzayacak biraz. Kopenhagen'de bu yıl başlıyor. Keza metropollerde yani işte Madrid, Paris, Atina, Roma gibi onlar da kademeli dizel yasağına geçişlerini açıkladılar. Dernek yönetimi Antalya'ya gelerek kent yöneticileriyle bu konuda görüşme yapacak. Antalya'da trafiğe kayıtlı 1 milyon 70 bine aşkın araç bulunuyor. Türkiye'de ise araçların %37'si dizel. Yani bu hesaba göre Antalya'da yaklaşık 390 bin dizel araç bulunuyor. Antalya'da da partiküler maddede baktığınız zaman Avrupa Birliği limit değerleri geçtiğimiz yıl yılın 106 günü aşılmış. Ulusal değerlerimiz de 60 günü aşılmış. Buradan hareketle bu dizel yasağına yönelik adım başlatıyoruz. Ancak kent yönetiminden bu yönde bir eğilim gelmezse o zaman süreç mahkemeye taşınacak. Derneğin pilot il olarak Antalya'yı seçmesinin sebebi hem çevreci bir yaşam alanı oluşması hem de milyonlarca turistin geldiği bir kentte çevreci yaşam için atılan adımların kent ve ülke imajına olumlu katkısı. Adım başlatıyoruz. Antalya tabii bizim için çok önemli. Turizmin başkenti olarak ve Türkiye'nin uluslararası tanıtımında gerek Antalya'nın tanıtımı gerek Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli. Antalya'yı bu dönüşüm süreci için meşale kent olarak görüyoruz. Yani sessiz, sürdürülebilir ve sağlıklı bir kente dönüşüm sürecinde Türkiye'nin bütün kentleri içinde bu dönüşümü ortaya çıkarmak istiyoruz. Türkiye Elektromobilite Derneği bakanlığın açıklamasından önce büyük şehirlerde dizel yasağı başlasın ve belediye başkanlarının makam aracı elektrikli olsun tarzı öneriler sunmuş ve bu yaklaşımlar kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Antalya'da meydana gelen iki ayrı yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Muratpaşa ilçesi Meltem mahallesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşlı bir çift alevler içerisinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin alevlerin arasından kurtardığı yaşlı çifte ilk yardım olay yerinde ambulansta yapıldı. Kumluca ilçesinde elektrik kontağı nedeniyle bir evde çıkan yangınsa bütün evi kısa sürede teslim aldı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Dumanların yükseldiği ve mahalle halkını korkutan ilk yangın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Meltem mahallesindeki 15 katlı bir apartmanın 9. katında Yüksel ve Semiha Sadıkoğlu çiftine ait evin yatak odasından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangın evin diğer bölümlerine sıçrayınca ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ettikten sonra yaşlı çifti balkondan merdiven yardımıyla kurtardı. Çifte hazır bekleyen ambulansta tedavi uygulandı. İtfaiyenin yarım saatlik çalışmasının ardından evdeki yangın kontrol altına alınırken yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı. Antalya'daki bir diğer yangınsa Kumluca ilçesinde meydana geldi. Ali Acar'a ait daireden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın diğer dairelere sıçramadan söndürülürken yanan ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muratpaşa Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri çöpten topladıkları malzemelerle 12 günde robot üretti. Bununla da yetinmeyen gençler yaptıkları yazılım yüklemeleriyle robotun konuşmasını bile sağladı. Görsel sanat dersinde hayata geçirilen robot şimdi sıfır atık projesinden ödül, robotun tasarımcısı gençlerse daha fazla destek bekliyor. Okulumuzda bir bilim fuarı olacak. Her şey sınıfta bir proje yapılacağının duyulmasıyla başladı.
Muratpaşa Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 5 arkadaş bilim fuarı kapsamında okullarındaki atölyede atık malzemeleri kullanarak ilginç bir projeye imza attı. En iyi yazılım düşünmektir diyen geleceğin bilim insanları onlar. Gördüğünüz bu robotu da tamamen atık malzemelerden oluşturdular. Önce cansız atık malzemelerden bir heykel şeklinde tasarlamıştık. Ama daha sonra öğrencilerimiz bu projeyi geliştirerek robotu yürüttüler, içine yazılım yüklediler. Robotumuzun bir adı, bir karakteri, bir beyni oluştu. Okul idaremiz de maddi manevi bize destek verdi. İlk önce robotun adını okulumuzun isminden yola çıkarak düşündük. Murat Paşa'nın paşası olarak robotumuzun ismi de Paşa. Öncelikle tasarım. Ben ilk önce bilgisayarda 3 boyutlu modellemesini yaptım. O model üzerinden giderek böyle bir görüntüye kavuşturduk. Daha sonra okulda bulduğumuz atıklardan, hurdalardan, kartonlardan, profil demirlerden iskeletini oluşturduk. İlk önce oyuncak kumandalı arabalar eski böyle onları bulduk. Motorlarını çıkardık. Motorları işte kablo sistemlerini kurduk. Aynı şekilde kafasına monte ettik. Kafası insan kafası gibi 180 derece dönebiliyor. Bunları işte uğraşlardan sonra bunu çalışır hale getirdik. Motosiklet dişli ve zinciri kullandık. Bunları motora montaj ettik. Devir düşürmesi ve gücü artması için. Ve altına yaptığımız platforma montajını yaptık. Yürüyür hale geldi. Güzel bir duygu. İşte beraber faaliyetlerimiz oluyor. Yani vakit geçirdik. Eğlendik. Sonra bir katkıda bulunduk. Gece gündüz çalışan gençler malzemeleri toplamak için de büyük gayret sarf etmiş. Burada kullandığımız dişliler, çarklar, rulmanlar hepsi sanayiden toplanıp sıfır çöpe atılacak şekilde bulduğumuz malzemeler. Bizim için git gel aşamaları çok zor oldu ama 12 gün içinde başardık bunları. Karton kutular gerekirse çöpün içine girip topladık. Sanayiye gittik. Abilerimiz bize çok yardımcı oldular. Paşa sadece atık malzemelerden yapılmış bir robot da değil. Aynı zamanda konuşabiliyor. Kendini bize tanıtabilir misin Paşa? Herkese merhaba. Benim ismim Paşa. İlk defa habere çıkıyorsun Paşa. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlı mısın? Heyecanım çok mu belli oluyor? Paşa peki nasılım ben? Çok güzelsiniz. Teşekkür ediyorum. Sen de çok güzel görünüyorsun. Teşekkür etmiyor Yalnız Paşa. Sağ olun. Katıldıkları sıfır atık projesinden ödül bekleyen gençlerin hedefleri ise daha büyük. Amacımız hani Türkiye'mizin, vatanımızın ne kadar öğrencilerinin, gençlerin ne kadar gelişebileceğini göstermek. Bu projeyi çok daha iyi yerlere getirebiliriz imkan verildiği sürece. Bir sonraki hedefimiz bu projemizi üniversitenin Ar-Ge bölümlerine gönderip orada bize imkan gelmesini bekliyoruz. Sırada önemli bir tedavi haberi var. Oksijenden elde edilen gazın kana karıştırılması sonucu uygulanan tedavi yöntemi yani ozon tedavisinin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle şeker sıkıntısı çekenlerin uzayan tedavilerinin hızlanması ve kronik yorgunluğu olan insanların tercih ettiği ozon tedavisini muhabirimiz Hazal Bozkurt da bizzat sizin için test etti. İşte o mucizevi tedavi yönteminin ayrıntıları. Çevre kirliliğinin sıkça arttığı bu günlerde artık sadece bedenimizi temizlemek yeterli olmuyor. Ruhumuzu hatta kanımızı da temizlememiz gerekiyor. İşte tam da bu devrede ozon tedavisini size öneriyoruz. Bizim de sıkça kullandığımız ozon tedavisi sayesinde bütün hastalıklarınızdan kurtulmanız mümkün. Tedavisinin hemen hemen her derde deva olduğunun altını çizen Doktor Azem Çobaner, bu tedavi yönteminin en önemli yanını şöyle açıklıyor. Ozonun birkaç tane çok önemli özelliği var. Bana göre bir numaralı özelliği, ozon vücutun yaşlanmasına, yıpranmasına neden olan, hastalıklara neden olan, vücutta biriken pek çok maddeyi temizlemesidir. Ozon yaptıran herkes de ister hasta olsun, ister sağlıklı olsun, vücutunda bir yenilenme, bir zindeleşme mutlaka olur. Bu arada yani ozon genç kalmak için, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için bir insanın yapabileceği, kendine yapabileceği en büyük iyiliktir ozon tedavisi.
Şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlarda tıkanan damarları açıcı özelliği de bulunuyor. Bazı rahatsızlıklarda, özellikle kronik rahatsızlıklarda, o hastalıklara neden olan pek çok toksik atık maddeyi ya da vücuttaki bazı hücrelerin, organların performansiyonlarındaki düşmeleri de düzelttiği için ozon hastalıklardan koruyucu ve önleyici ciddi etkileri olan bir uygulama şeklidir. Her yaştan insana rahatlıkla uygulanabilen bu yöntemi uyguladığınızda ise, eğer herhangi bir hastalığı yok, genç, yorgun, aşırı çalışmaya bağlı olarak bitkin hissediyorsa, böyle birisine daha bir ilk seanstan itibaren ciddi yararlar görebilir. Ancak işte romatizmal hastalıklar gibi, şeker hastalığı gibi bir takım kronik hastalıklarda vücut çok yıprandığı için ozonun yararını hissetmeye başlaması 3-5 seans sonra başlayabilir. Tedavi süresi ise sadece 20 dakika. Süresi de çok kısa. Takıldıktan 20 dakika sonra da gayet normal bir şekilde kalkıp gidebiliyorsunuz. Hiçbir kısıtlama, engel yok. Buradan kalktığı anda normal rutin hayatına devam edebilir. 10 yaşındaki ilköğretim 4. sınıf öğrencisi banyo yaptığı sırada fenalaştı ve yere yığıldı. Annesi tarafından çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahaleyi evde yaptığı çocuk ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun yapılan otopsisinde kalp krizinden öldüğü belirlendi. Oğlunun cenazesini alan baba ise morg önünde güçlükle ayakta durabildi. Banyoda fenalaşan 10 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Ahmet Bileydi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Gökalp Güllü banyo yaparken fenalaşıp yere düştü. Anne Huriye Güllü hemen durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları Gökalp Güllü'yü ambulansa aldı. Küçük çocuk hastane yolunda hayatını kaybetti. Gökalp Güllü'nün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bize ilk gelen haberde Meltem Devlet Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Bize ön bilgi olarak kalp krizi dediler. Sonucu ne olacağını bilmiyoruz. Artık doktor raporlarını bekleyeceğiz. Otopsisi yapılan küçük çocuğun ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu öldüğü anlaşıldı. Mobilya ustası baba Göktürk Güllü ise oğlunun cenazesini beklerken gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuğun cenazesinin Kurşunlu mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Isparta'da 13 yaşındaki çocuğun polis memuru babasının beylik tabancasıyla oyunu faciayla sonuçlandı. Tabancayla oynayan çocuk silahına ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşini vurdu. Talihsiz çocuk hastaneye kaldırıldı ama yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babasının beylik tabancasıyla oynarken 5 yaşındaki kardeşini vurdu. Olay Isparta'nın Halıkent mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre polis memuru Mehmet'e nöbet dönüşü evinde dinlendiği sırada 13 yaşındaki oğlu Y.E. babasının bıraktığı silahla oynamaya başladı. Y.E.'nin elindeki silahın bir anda ateş almasıyla 5 yaşındaki kardeşi A.M.'ye ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AME için öğle namazını müteakip Halıkent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene baba Mehmet E'nin Isparta ve Burdur'dan çok sayıda polis arkadaşı, akraba ve yakınları katıldı. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Cenazede baba Mehmet E gözyaşlarına hakim olamadı. AME'nin cenazesi kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangınlara daha hızlı ve etkin mücadele edebilmek için istihdam edeceği yeni personeller için mülakat ve uygulamalı sınav yaptı. Aralarında bayanların da olduğu 64 aday komando eğitimlerini andıran etapları başarıyla tamamlayabilmek için ter döktü.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkan Muhittin Böceğin talimatıyla turizm sezonu öncesinde hem araç parkını iyileştiriyor hem de insan kaynakları yönünden eksiklerini tamamlıyor. Yangınlara hızlı ve etkin şekilde müdahale etmeyi hedefleyen belediye, itfaiyesi bünyesine katacağı yeni itfaiye erlerini zorlu bir sınavla seçti. Aralarında genç kızların da bulunduğu itfaiyeci adayları etapları geçmekte zaman zaman zor anlar yaşadı. İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde gerçekleşen mülakat ve uygulamalı sınava İtfaiyecilik Meslek Yüksekokulu mezunu adaylar katıldı. Sınavda adayların itfaiyecilik anlamındaki mesleki yeterlilikleri ölçüldü. Fiziki yeterlilik konusunda 4 etaplı bir sınava tabi tutulan adaylar ilk olarak tam teçhizatlı olarak 2 hortumla 4 katlı bir binaya denk gelen kuleye tırmandı. Adaylar daha sonra yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki merdivenli itfaiye aracının en tepe noktasına çıkarak yangına müdahale edecekleri hortumu yukarıya çekti. Adaylar kurtarma faaliyetlerindeki kabiliyetlerini göstermek içinse tam koşum emniyet kemeriyle koşarak 4 katlı bina yüksekliğinde inşa edilen kuleye halatla iniş ve çıkış gerçekleştirdi. Zamana karşı yarışan adaylar yükseklik korkusu, kapalı alanda kalabilme gibi konularda da test edildi. Sınav sonucu başarılı olan adaylar Antalya'nın 19 ilçesindeki itfaiye istasyonlarında görevlendirilecek. Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri hemşeri derneklerinin düzenlediği etkinliklerle devam ediyor. İftar sonrası Antalyalıların buluşma noktası haline gelen Kara Alioğlu Parkı'nda Antalya Ispartalılar Derneği'nin düzenlediği programda türkü dolu bir gece yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ispartalılar Gecesi'nde türkü ziyafeti yaşandı. İftar sonrası Antalyalıların buluşma noktası haline gelen Kara Alioğlu Parkı'nda Antalya Ispartalılar Derneği'nin düzenlediği programda türkü dolu bir gece yaşandı. Antalyalılar Isparta'nın sevilen sanatçısı Musa Taş'ın seslendirdiği teke üresi türküleriyle doyasıya eğlendi. Geceye katılanlar sevilen türkülere eşlik etti. Birbirinden güzel teke üresi ezgileriyle birlikte Büyük Ozanların Telli Turnam, Mihriban gibi parçalarını da seslendiren sanatçı Antalyalılardan büyük beğeni aldı. Antalya Anadolu Hemşeri Dernekleri Federasyonu ve Ispartalılar Derneği Başkanı Deniz Akgün söylediği türküyle geceye renk kattı. Çağlayan Lisesi'nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe okulun mezunları arasında bulunan Döşemaltı Belediye Başkanı Turgay Genç de katıldı. Başkan Genç düzenlenen etkinlikte daha önce Antalya Spor forması ve kaşkol talep eden öğrencileri kırmadı ve öğrencilere hem forma hem de kaşkol hediye etti. Çağlayan Lisesi kuruluşunun 50. yılını düzenledikleri etkinliklerle kutladı. Bir grup öğrenci lisenin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kariyer günlerine Döşemaltı Belediye Başkanı Turgay Genç'i davet edip Antalya Spor forması ve kaşkol talep etti. Başkan Genç mezun olduğu okulun Antalya Spor taraftarı öğrencilerini kırmadı. Antalya Spor arması ve Döşemaltı Belediyesi logosu bulunan forma ve kaşkollar hazırlandıktan sonra Başkan Genç forma ve kaşkolları dağıtmak üzere Çağlayan Lisesi'ne tekrar konuk oldu. Öğrenciler Başkan Genç'i konferans salonu girişinde tezahüratlarla karşıladı. Başkan Genç hazırlanan 60 forma ve kaşkolu öğrencilere hediye etti. Antalya Spor'a gönül veren öğrenciler Başkan Genç'e bu jestinden dolayı teşekkür etti. Başkan Genç daha sonra Belediye Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Bahşi ile birlikte Okul Müdürü Mehmet Parin ile Müdür Yardımcısı Müjgan Sabancı'ya döşemaltı halısı hediye etti. Programın ardından Başkan Turgay Genç öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde su seviyesi günlük değişiklik gösteriyor. Bir gün önce gezi için gelen yerli ve yabancı turistler şelaleyi taşmış, bir gün sonra ise kurumuş halde görebiliyor. Turistler taşkın sularla kaplı şelalede hatıra fotoğrafı çektirirken su seviyesi düşen şelaleden karşıya geçen çocuklar tehlikeye de davetiye çıkarıyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Irmağı'nda su seviyesi ırmak üzerinde bulunan barajlardaki elektrik üretiminin yapılıp yapılmamasıyla değişiklik gösteriyor. Bir gün önce şelaleye gelen vatandaş şelaleyi taşmış vaziyette görürken bir gün sonra aynı şelaleyi kurumuş halde görebiliyor. Su seviyesinin düştüğü şelalede ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. Şelaleye gelen turistler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Diğer taraftan Manavgat Büyük Şelale tesislerinin karşı tarafında Ulukapı Mahallesi'nden demir korkulukları aşarak ırmak kenarına inen çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı. Küçük yaştaki çocuklar her yıl onlarca kişinin boğulduğu şelalenin üzerinden yaya olarak karşıya geçmek isterken görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bazı çocukların şelalenin çağladığı bölümde balıklama atladığı görüldü. Antalya'da hırsızlar bu kez gözlerini tel örgülere dikti. Bir elektrik dağıtım şirketinin tel örgülerini at arabasına yükleyen iki kişi şirketin güvenlik personeli tarafından yakalandı. Telleri iade eden şahıslar güvenlikçilerin polis araması üzerine at arabasını bırakarak kaçtı. Saatler sonra atın yanına gelen bir kadın atın sahibi olduğunu ve gece hırsızlar tarafından çalındığını söyleyerek hayvanını geri aldı. İlginç olay Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Bir elektrik dağıtım şirketine ait tel örgüleri at arabasına yükleyen iki şahsı gören şirketin güvenlik personelleri duruma müdahale etti ve polisi aradı. Bunun üzerine şahıslar at arabasını bırakarak bölgeden kaçmaya başladı. Şahıslar izini kaybettirirken onlardan geriye bir gözü kör olan atla içerisinde hurda eşyalar dolu römork kaldı. Güneşte bekleyen at bir müddet sonra polis ekipleri tarafından olayın gerçekleştiği şirketin arkasındaki gölgelik alana alındı. Aşırı sıcaktan dolayı susadığı gözlenen ata güvenlik personelleri su verdi. Kana kana suyu içen atın daha sonra yükleri çözülerek rahatlaması sağlandı. Diğer yandan olay gerçekleştikten 3 saat sonra atın yanına gelen Filiz Türkmen isimli kadın şirketin personellerine atın sahibi olduğunu, gece saatlerinde çalındığını ve almak istediğini söyledi. İhbarla tekrar olay yerine gelen polis ekipleri kimlik kontrolü yaptıkları Türkmen'e atı teslim etti. Polisin kaçan şahısları arama çalışması sürüyor. Antalya'nın gerçek haberlerini Doğru Kanal'da izlediniz. Yaşadığınız kentten haber almak istiyorsanız biz yarın yine burada olacağız, bekliyoruz efendim. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Bazı illerimizde günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları şu şekilde. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek 27, en düşük 16 derece. Başkent Ankara güneşli 27-12, İzmir güneşli 33-17, Bursa güneşli 30-17, Adana parçalı bulutlu 36-19, Eskişehir güneşli 28-12, Trabzon parçalı bulutlu 21-17, Malatya parçalı bulutlu 28-12, Şanlıurfa güneşli 34-20 ve son olarak Konya güneşli 28-13 derece olacak. Tarımın ve turizmin başkenti Antalya'da bugün hava güneşli, en yüksek 28, en düşük 20 derece. Yarın güneşli 27-20 ve çarşamba az bulutlu 28-22 derece. Kentin çevresine göz attığımızda ise bölgemizin tamamı az bulutlu görünüyor.
Akseki 13.28, Aksu 18.28, Alanya 20.28, Demre 18.28, Döşemealtı 16.29, Elmalı 13.30, Finike 19.28, Gazipaşa 17.27, Gündoğmuş 16.28, İbradı 15.28, Kaş 20.28, Kemer 19.28, Kepez 17.27, Konyaaltı 18.27, Korkuteli 12.29, Kumluca 17.30, Manavgat 19.29, Serik 18.29, Burdur 19.31 ve Isparta 16.28 derece. Bir de dünyada bazı kentlere göz atalım. Bugün hava Londra'da yağmurlu, en yüksek 18, en düşük 10 derece. Madrid güneşli 30-11, Paris yağmurlu 21-15, Atina bulutlu 27-16, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 20-11, Berlin yağmurlu 20-14, Moskova parçalı bulutlu 21-14, New York parçalı bulutlu 31-19, Tokyo parçalı bulutlu 31-20 ve son olarak Bakü bulutlu 23-18 derece. Tekrar görüşeceğiz efendim. Şimdilik hoşça kalın.